Yemek yapabileceğimiz bir şey yok ya. Peki bundan emin miyiz? Tablo ortada Onur. Bunu söylemek çok güç ama 3 ayın sonunda geldiğimiz nokta bu. Maalesef elimizden gelen hiçbir şey yok. Seni de bunun için çağırdık buraya. Gülfem Hanım'a söyleyebilmemiz için bize yardımcı olmanı istiyoruz. Yani onu bu duruma hazırlaman gerekiyor. Gülfem'i hazırlamak, yani. Neye hazırlayacakmışsınız beni? Delirmişsiniz siz. Delirmiş bunlar. Bu hayatımda duyduğum en saçma şey ben öyle alelade aciz bir hasta yakını değilim beyler. Ben Gülfem Sipahi'yim. Ben bu hastanenin, Sipahi Hastanesi'nin sahibiyim. Sizin patronunuzum. Siz de öyle benim karşıma geçip öyle kardeşin ölecek diyemezsiniz. Duydunuz mu beni? Diyemezsiniz. Bakın Gülfem Hanım, kurşun beyin lopunun müdahale edilemeyecek bir noktasında. Çıkartmak için ameliyata kalkışmak kardeşinizin mutlak ölümü demek. Bu yüzden bu kurşunla yaşamak zorunda. Ama bu da tabii ani bir ölüm riski. Bir saatte de olabilir, bir yılda da. Cihan'ın beynindeki kurşun çıkarılamıyor ve onu zehirliyor, anladın mı? Cihan böyle bir durumda... Tamam! Tamam! Kovuldunuz! Hepiniz kovuldunuz! Ben en iyi doktorları getireceğim. En iyi doktorları getireceğim kardeşimi. Gerekirse dünyanın öbür ucundan getireceğim. Ve sizin o her an ölebilir dediğiniz kardeşimi sizi gömdüreceğim. Gülfem. Kabullenmesi çok zor olacak. Kabullenemeyecek. O gün gelip Cihan gözlerini yumana dek kabullenemeyecek. Cihan. Yeni evimizin fotoğraflarını bana göndermişler. Hadi gel birlikte bakalım ha. Bahçe köşkten de büyük biliyor musun? Evin en alt katını komple spor salonu yapmayı düşünüyorum. Terasında da... Abla. Biz bu ev konusunu pek konuşamamıştık. Evet. Tabii haliyle. Ama eğer sen istemezsen memnun kalmazsın. Ablacığım. Gel otur. Ben köşkten ayrılmak istemiyorum. Senin orada hep kötü anıların oldu. Ama benim öyle değil. O köşk sadece benim evim değildi. Benim dünyamdı. Tek dünyam. Ben sadece... Yeni bir başlangıcın ikimize de iyi geleceğini düşünmüştüm. Bizim yeni bir başlangıç için yeni bir eve ihtiyacımız yok abla. Ben o köşkte hep hasta bir çocuk oldum. Şimdi gençliğini doya doya yaşayan bir adam olacağım. Gençliğimi yaşayacağım ben o köşkte. Düşünsene. Gençliğimi yaşayacağım. İhtiyarlanacağım hatta. İhtiyarlayacağım. İstersen. Ben...
Emre Arıcı'yla bir görüşeceğim. Evi satmayacağımızı söyleyeceğim. Yaşatacağım. Nasıl kurtardıysam öyle yaşatacağım seni. Yaşatacağım Ceyhan.